Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Başak burçlarını 25 Haziran 2 Temmuz haftası neler bekliyor? Sizler için niyetlendim tabii ki. Keyifli, sağlıklı, sıhhatli, güzel bir hafta diliyorum. Şöyle hemen bir açalım falınızı. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor? Bu haftanız parasal konularda neden karışık? Nereye para harcayacağınızı şaşıracaksınız gibi bir durum var. Çok ani para harcamalarınız var ve büyük bir paranız geliyor. Şöyle söyleyeyim, Pazartesi, Salı, Çarşamba bu döngüde çok temiz bir paranız var. Yoldan gelen para olarak değerlendirin, bir başlangıçla alakalı olarak değerlendirin. Çok temizden gelen bir paranız var. Direkt elinize ulaşacak bir para ve büyük keyif alacaksınız bu paradan da. Yalnız ne oluyorsa Pazartesi, Salı, Çarşamba. Çarşambadan sonra oluyor. Çarşambadan sonra sanki böyle bir yerden alıp bir yere koyuyorsunuz bir şeyleri. Parayla alakalı yalnız bu. Hani bulunduğunuz yerde gücüm var diyorsunuz. Güç kontrol bende diyorsunuz. Ama böyle bir şeyler alıp bir tarafa aktardığınız bir süreç var. Para ve iş konularıyla alakalı olabilir. Beklenti içinde olduğunuz bir mevzuda mesela bir ışık yanar ama siz sanki hani olmuş bir işi diyorsunuz ki bugün değil de 3 gün sonra olsun. Hani böyle bir atlatma, öteleme durumunuz olacak iş konularıyla alakalı. Buradan alıp 3 gün sonra, 2 gün sonraya taşıdığınız işler var. Bir de şey var, bir karışıklığınız var bu hafta. Çözemediğiniz bir karışıklık. Sanki önümüzdeki haftaya atacaksınız onu da ama burada şey görseliniz var. Ani kararlar veriyorsunuz. Hızlıca girip bitirmek istiyorsunuz ama yarım kalacak bir iş bu. Hani bir şeyleri böyle son noktaya mı taşıdınız? O son noktadan nasıl atlarım mı diyorsunuz? Böyle atlatamadığınız tıkalı kalan bir iş olacak. Ama burada yeni iş görseli de var. Hani ticaretle uğraşıyorsunuz, yeni bir iş alırsınız. Bir yerde çalışıyorsunuz, yeni bir iş gelir. Elinize hemen bitirmeye çalışırsınız ama bitmiyor. Ötelenen, atlanan, burada da bir karışıklık var yalnız. Keşke başlamasaydım deme ihtimaliniz de var. Hani bitiririm, yaparım, hallederim dediğiniz bir meselede tıkanıklık yaşayabilirsiniz. Ve burada ötelenme var. Bu hafta aslında iş ve para konularında hani pazartesi, salı ve çarşamba geçiyorum. Perşembeden sonra hep bir ötelenme var arkadaşlar. Bir şeyleri böyle ileriye doğru öteliyorsunuz. Oradan alıp öbür tarafa koydunuz. Sonraya ötelediğiniz konular var. Parasal konularla alakalı. Hafta sonu için aslında çizgi yollarınız var ama böyle kararsızlık var gene. Hani şu yola gidelim deseniz mesela cumartesi ya da cuma günü, cumartesi pazar geldiği zaman o yol değişiyor tamamen. Farklı bir yere gitme. Hani kararsızlık gene var burada. Fikir değişikliği, plan değişikliği hafta sonunda bolca görünüyor aslında. Tam bu dediğiniz yerden böyle ayak çekmişsiniz. Başka bir yola doğru geçiyorsunuz. Buralar çok temiz aslında. Kararsız kalmanız hayrınıza görünüyor. Çünkü gittiğiniz ya da yaptığınız ortamlarda müthiş rahatlamış, keyif almış görünüyorsunuz. Hatta sanki böyle bir bu karartılı alan için konuşuyorum. Şöyle bir çarşamba, perşembe, cuma böyle biraz stresli, karışık, yoğunluk var. Hani böyle o dalgalı denizin içerisinden çıktım. Oh be tamam şimdi rahatladım der gibi böyle bir dinlenme havası mı diyeyim, sakin sakin gezme havası mı diyeyim böyle bir rahatlama durumunuz söz konusu görünüyor. Birileri de sizi böyle iteleye iteleye bu hafta bir şeyler yaptırıyor. Hani böyle zoraki yapılan bir şeyler de var. Şimdi bu para ve iş konularında ya iş konularında bir şeyleri zorla yapacaksınız ya da para harcama konularında biraz zorla para harcayacaksınız. Zorla zorla para harcatacaklar sanki görselleri de var. Şimdi iş ve para konularını toparlayacak olursam aslında mücadele ettiğiniz iş ya da para konularında pazartesi, salı, çarşamba çözdünüz, çözdünüz. Çözemediniz ötelenir arkadaşlar bir. Eğer perşembe, cuma, cumartesi bir iş bırakırsanız sallanır. Orada o yapılmaz o iş. Ve çok bıcık bıcık hani böyle kapalı alan görselleri çok fazla. Hani içinden çıkılmaz bir iş olarak görünüyor. Diyelim ki siz cumartesi gününe bir iş bıraktınız. O işi bitiremezsiniz diye düşünün yani. Hani işinden çıkılmaz, sizi rahatsız ve huzursuz edecek bir iş ortamına denk geliyor falımıza göre. Bu konuda dikkatli olmakta fayda var. Paranız geliyor dedik. İlişkilerde neler var diyelim.
İlişkilerde yol planlarınız var bir. Karşılıklı konuşmalar, görüşmeler gayet keyifli. Çevrenizden sizin yanınıza ya da sizinle iletişime geçmek isteyen çok insan olacak. Özellikle pazartesi, salı ilişkilerde planlama yaptığınız gün olarak görünüyor. Çevrenizde sizinle birlikte olmak isteyen insanlar var. Böyle 1-2 kişi de değil, 2, 4, 6, 7 kişi falan görünüyor böyle. Bir yola gitme, temiz. Akabinde bir yola daha gitme. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Perşembe günü bir yola gitme. Ve hafta sonu da dahil olmak üzere gene yola gitme. Yalnız burada şey var hafta sonu için. Geneliniz, beni dinleyenlerin genelini ilgilendireceğini düşünüyorum. Hafta sonu topluluk, herkesin böyle sıra sıra girip de gittiği bir yer var. Sinema bile olabilir ama bana kalsa düğün, nişan, öyle hani topluluğun bulunduğu bir alanda keyifli görünüyorsunuz gene ama. Hani insanlar böyle biraz huzursuz muzursuz geliyorlar ama ortam çok keyifli. Bir aile ortamı da tabii ki bu olabilir ama keyifli olduğunuz bir ortamda keyif aldığınız bir süreç görünüyor hafta sonu için. Bu hafta ilişkilerde çok rahatsınız. Yollarınız, planlarınız var. Hane içerisinde de bir dinginlik, sakinlik görselleri var. Bence güzel bir haftaya hazırsınız diye düşünüyorum. Biraz nazar ya da kötü enerji dikkat etmenizde fayda var. Bakalım burada neler çıkacak. Şimdi işle alakalı çok özür dilerim. İşle alakalı bir konuda kararsız kalacaksınız bu hafta. Hani bitireyim mi, başlayayım mı kararsızlığı da olabilir. Bu biraz sırtınızda yük. Önümüzdeki haftalara aktaracaksınız. Bence başlamayacaksınız. Kararsızlığınızı bu hafta havada bırakacaksınız. Görselleri çıkmış. Aile arabayla gidilecek alanlar ve çok temiz çıkıyor arkadaşlar. Bu hafta iç dünyanız biraz karışık olabilir ama genel aile çevreniz, ilişkilerle alakalı konumunuz çok rahat ve temiz çıkıyor bir kere. Siz biraz daha bu hafta iş konularında bir toparlanma süreciniz varmış gibi. Sanki başka birisinin derdini dert edinmişsiniz de iş yerinde. Onun dertleriyle daha çok uğraşıyorsunuz gibi bir görsel var. Burada kendinizden çok başkaları için emek verdiğiniz bir hafta olacağı görselleri var. Şu sıkıntıyı da bir atsaydınız aslında. Herkes rahatlayacak burada ama. Belirsiz olan bir konu var. Bakın yanınızda bir kişi var ama belirsiz. Yani bu belirsizlik elinde tuttuğu parayla alakalı. Elinde tuttuğu para da belirsiz. Ve bu belirsizlikten dolayı siz bu kişinin arkasında kalmış çıkıyorsunuz. Üçlü bir rakam görseliniz var burada ve para görseli var yanında. Hani üçüncü günü para alma, üç rakamının içinde olduğu bir para alma ama belirsizlikten böyle şıp diye önünüze düşüyor. Hani olur mu olmaz mı dediğiniz bir para çarşambaya kadar elinize geçer diyebilirim. F ya da E harfi var bu elinize geçirecek olan kişinin elinde. Uzaklara gitme planınız var ama gene bakın burada arada sıkışmışsınız. Arabanın bir yüzü bir tarafa bakıyor, diğer yüzü diğer tarafa bakıyor. Bir yola gitme konusunda kararsızlık yaşayacaksınız. Ani seçtiğiniz bir yola gittiğiniz görseller var. Size gelenler de var aslında ama burada iç dünyanızda biraz sevmediğiniz iki kişiyle muhatap olma durumunuz olacak. Sanki böyle aba altından sopa gösteren birisi. Çok da keyif almıyorsunuz muhabbetinden. Onunla bir karşılaşma ya da yüzleşmeniz olabilir. Böyle geri çekilmiş, kafanızda geri çekmiş duruyorsunuz. Bunun haricinde başka bir görsel var mı? Hayal ettiğiniz para konuları var ama dediğim gibi bu paralar haftaya gelir anca. Bir de dedikodu, iş yerinde bir dedikodu haberi alabilirsiniz. Sanki böyle birisi kulağınıza gelmiş bir şey söylüyor sizin. Takılıyorsunuz yalnız bu söylediği şeye. Para konularıyla alakalı bir dedikodu haberi alacaksınız. Bu dedikodu da şöyle sanki ayağınızı bağlıyor sizin. Hani yapmanız gereken bir şey yaptırmayacak bu dedikodu. Duyduğunuz şey doğru ya da yanlış. Ama duyduğunuz şeyden biraz rahatsız olmuş. Yapacağınız bir şey varsa bile yapmıyorsunuz. Elinizde sıkı sıkı kavradığınız bir şey olmasına rağmen adım atmayacaksınız. Burada sanki o haberi aldığınız konuyla alakalı bir gıcıklık durumu var. Hani adım atacaktım ama eğer böyle düşünüyorsa, böyle dediyse yapmıyorum der gibi de bir inatlaşma, iş ve para konularında görseli görünüyor sevgili dostlar. Hayrınız olanlar önünüze ışık tutsun. Güzel bir hafta diliyorum. İş hayatınızla alakalı çekişmeler devam ediyor. Rahatladığınız ve paraya kavuştuğunuz bir süreçte görünüyor. Ne kadar şanslısınız. Bu haftalık bu kadar sevgili dostlar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.